bütün hakim ve savcı adaylarımıza diyorum ki lütfen kararlarınızda, gerekçelerinizde Türkçenin lezzetini okuyan, Türkçenin ihtişamını, Türkçenin güzelliğini hem fark etsin hem de bunun zevkini alsın. Doğru bir dil kullanmak, meramı doğru anlatmak bakımından sizin elinizdeki en büyük güçtür. Uzun uzun cümleler kurmak sizi çok bilenlerin bile anlamasını zorlaştırır. Ben bazen okuyorum işte kamuoyunda tartışılan bir şey olunca virgül 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 gidiyor. 2-3 sayfa, 4 sayfa. Neyi anlatıyor? İkinci paragrafta kopuyorsunuz. Böyle uzun uzun noktaları çok koy. Virgülleri azalt. Millet kısa cümlelerle ve meramı net anlatın. Okuyan net anlasın. Onu mu diyor, bunu mu diyor, şunu mu diyor diye sizin bir ifadeniz üzerinde analizler çoğalıyorsa ve insanlar her biri de doğru olur diyorsa siz Türkçeyi doğru kullanmıyorsunuz demektir. Sizin dediğiniz net anlaşılmalı. Bütün hakim ve savcı adaylarımıza lütfen Türkçemize değer verin. Lütfen Türkçemizi kurallarıyla dost doğru kullanın. Emek verin, kararlarınızdan Türkçenin güzelliğini, Türkçenin ihtişamını her okuyan bulsun, her okuyan görsün. Ne güzel yazmış desin. Hem kararı doğru, hem Türkçesi muhteşem desin. Bundan da biz övünç duyalım. Ben eminim ki genç hakim ve savcı adaylarımızın hukuk Türkçesini daha doğru bir ifadeyle kendi ana dilimiz olan Türkçemizi kararlarında güzel bir şekilde kullanırlar. Ben sizden böylesi bir güzelliği bekliyorum. Onun için de bu sosyal medyadaki Türkçe katillerine lütfen bakmayın. Uydurukçulara bakmayın. Türkçenin düşmanlarına bakmayın. Eline keser almış, bıçak almış. Herkes Türkçeyi buduyor. Oradan buradan bu budayıcılara aldırmayın. Bizim öğrendiğimiz dil belli, ana sütü gibi helal olan dilimiz belli, kuralları belli. Siz öyle ideolojik saplantılarla kavramlara anlam yükleyen olmayın. Atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin yüklediği kavram anlamları o kavramlara yükleyip öyle kullanın. Aksi takdirde sizin kullandığınız dilden sizin ideolojik tutumunuza dair pek çok hüküm de çıkabilir. Çünkü Türkçeyi maalesef dilimizi oynadılar, bozdular. İdeolojiye göre kullanılan kavramlar ortaya çıktı. O kavramdan bak bu şu, bu şu diye tasnifler yapan insanları da görüyoruz. Buna izin vermeyin. Buna fırsat vermeyin. Dilimizin ortak kavramlarını kullanın. İdeolojilerin parçaladığı Türkçenin yargı diline hakim olmasına izin vermeyin. Hiç kimsenin bozamadığı, bozamayacağı Türkçeyi kullanın. Zaman da bozamaz, başkaları da bozamaz. Siz o bozulmayan ve bozulamayacak olan Türkçeyi kullanırsanız hem Türkçemiz güçlenir hem de adalete olan güven, yargıdan duyulan güven artar ve daha güçlü hale gelir.